iş hayatına ilk kez atılacaklar. Uzun süredir iş arayanlar ya da yeni mezun olup kariyer planlaması yapanlar dikkat. Çünkü sıradaki haberimiz tam da sizi ilgilendiriyor. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya meslek seçimi yapacaklara önemli tavsiyelerde bulunur. Tamam. Yani. Sosyal medya uzmanı, yazılım mühendisi, veri tabanı yöneticisi. İşte bu ve benzeri meslekler geleceğin meslekleri olacak. Bilişim ve teknolojiyle iç içe olmayan meslekler önemini kaybedecek. 2019 yılı bu nedenle oldukça kritik. Çünkü Türkiye hem işsizlikle mücadele edecek hem de geleceğe yönelik adımlar atacak. Peki ama nasıl? Milyonların sorduğu bu soruya cevap aramak için Türkiye İş Kurumu'na gittik. 2019'da işsizlikle mücadelenin yol haritasını İşkur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'ya sorduk. Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri işsizlik. Ve İşkur'da burada hem işsizlikle mücadelede hem de istihdamı desteklemekte kritik bir rol üstleniyor. Kurum olarak gelen anlamda işsizlikle mücadelede nasıl bir yol izliyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Türkiye'nin en önemli meselesi istihdam ve işsizlikle mücadele olduğu gibi aslında dünyanın, Avrupa'nın dün de bugün de yarınlarda da en önemli konusu olmaya devam edecek. Eğitimlerini tamamlayan binlerce kişi her yıl çalışma hayatına atılıyor. Kimi ilk senesinde iş bulabilirken kimisi de yıllarca işsiz kalıyor. İşkur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya TGRT haber mikrofonlarından milyonlarca kişiyi ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Meslek seçimiyle ilgili olarak önemli tüyolar verdi iş arayan arkadaşımıza katılması gerekiyorsa ki bizim meslek edindirme kurslarımız var. iş İşbaşı eğitim programlarımız var. Girişimci olmak isteyenlerimiz için girişimcilik programlarımız var. Bunlardan istifade etmesini istiyoruz. Geleceğe yönelik atılan önemli adımı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. Bilişim sektöründeki mesleklerle ilgili iş kurdan eğitim alacaklara günlük verilecek ücretin arttırıldığını duyurdu. Bilişim sektöründeki mesleklerde düzenlenen programlarda da 75 liradan 85 liraya çıkarıyoruz. Gençleri yakından ilgilendiren o meslekler belli oldu. Uzunkaya günlük ödeme miktarı arttırılan ve geleceğin meslekleri olarak gösterilen 25 mesleği açıkladı. Şu anda 25 tane başlıkta bu eğitimleri başlatıyoruz ama yıl sonu itibariyle bu meslekleri yüze çıkaracak bir planlamayı da e, düşünmekteyiz. Bilgi güvenlik uzmanından, e, bilgi e, efendim bilgisayar oyunları programcısından, arge elemanından, animasyon programcısından, sosyal medya uzmanına kadar e, hayatın değişik alanlarına yazılım mühendisliğinden tasarımcısına kadar, veri tabanı yöneticisine varıncaya kadar ciddi bir eğitim sürecini gerçekleştireceğiz. İşbaşı eğitim programları işverenle iş arayanı aynı ortama soktuğu için diğer programlardan bir adım öne çıkıyor. Üstelik bu programa katılan her 100 kişiden 90'ı kurs bitiminde istihdam ediliyor.